İçimde öyle bir kaçırılmış kötüsü olmaz. Erol olmayacağım yani. Erol Taş kötü bir karakter canlandırıyor aslında ama çok güzel yürekli bir karakter. Ben çok sevilen bir insan, ne kadar filmde. Ben yürekli bir insanımız var. Siz tanıyabiliyor musunuz? Hepinize iyi günler sayın seyirciler. Bir Dünya Sesini Duysun programından sizlerle birlikteyiz. Ben Ali Unan. Efendim bugün yolumuz nerede? Size nereden sesleniyoruz? Biraz sonra size açıklayacağız efendim. Şu anda dünyanın her yerinden misafirleri konuk eden bu Ürkmez'de bulunan Karakoç kaplıcalarındayız şu anda. Bu kaplıcaları yöneten arkadaşla birlikteyiz. Eminim ki bu programı izledikten sonra siz de hemen arabanıza atlayıp doğruca Karakoç Ilıcalarına geleceksiniz. Merhaba efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Gerçekten buradan geçerken tabelayı görünce dedim ki şuraya bir uğrayayım, bir çayını içeyim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Çayınız da gerçekten çok güzeldi. Bayıldım. Buranın geçmişinden başlayarak bugüne kadar biraz bilgi alabilir miyiz? Geçmişinden fazla ben pek bilgim yok ama duyduğum kadarıyla Karakoç çok şifalı bir ılıca, sıcak sularından. Bu kireçleme, bel fıtığına, iç hastalıklara, ekseme, bayağı güzel bir şey var. Faydaları var burada. Burayı şu anda halkımız yeteri kadar bilmiyor yerini. Doktor tavsiyesiyle mi geliyorlar efendim? Bazı doktor tavsiyesinden geliyor. Fizik olarak fizik tedavisine gönderip hastaneye gitmiyor, buraya geliyorlar. Fizik tedavisi oluyorlar. Sayın Şehirciler, biz hemen Karakoç ılıcalarının faydalarını hemen direkt olarak girdik konuya ama dilerseniz önce arkadaşı yakından tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz efendim? Benim ismim Kemal İlkılıç. Bitlisliyim. Burada kirada oturuyorum. Ne zamandan beri buradasınız? Daha yeni ben geldim. 1-2 sene oldu geleli. Ama daha önce gelip giderdim buraya. Daha önce bir amcamız vardı burayı çalıştıran. Onun yanına gelip giderdik. Peki arazinin büyüklüğü ne kadar efendim? Arazi büyüklüğü şu anda 70 dönüm. 70 dönüm. Yarısından sit alanına geçti. Ha, bu sit alanını merak ediyorum ben. Çevreye baktım, bir tane bir çivi beli çakılmamış. Bu neden efendim? Büyük hamam var. Roma'dan kalma hamam var. Ondan dolayı bir sit alanına geçti. Birinci derece sit alanı şu anda. Ya burası çok eski. Ta Romalılar döneminde hamam olarak kullanılıyor. Roma'dan kalma. Yukarıda şeyler var. Havuzlarımız var. Roma'dan kalma havuzlarımız var. Sayın seyirciler, dikkat ederseniz ekranınızın alt köşesinde biraz sonra yapacağımız görüntüleri zaten sizlere izleteceğim. Sayın seyirciler, ekranın alt köşesinde buranın yapmış olduğumuz görüntülerini izleyebilirsiniz. Tarihi yerlerini ve havuzun içlerini sizin için görüntüledik. Peki buraya gelmek isteyen bir kişi nasıl burayı kolaylıkla bulabilir? O tarif edebilir misin? Ürkmez'den veya da Seferihisar'dan yolu var. 3-4 tane yolu var. Özdere'den, Menderes'ten. Yani yolu çok. En yakın Menderes'ten, İzmir'den gelenler. İzmir'le burası kaç kilometre efendim? İzmir'den burası 100 kilometre. 100 kilometre yoktur. Vardır, 100 kilometre var. Orhanlı yolundan geldim ben. Oradan geldiğin zaman 54 kilometre ile ben Sakız Ağacı mevkiine ulaştım. Bu Sakız Ağacı mevkiinde Seferihisar'dan geldiğin zaman oraya ulaşıyorsun. Evet. Ama Orhanlı yolundan geldiğin zaman Orhanlı yolundan buraya geliyorsun. Veya da Ürkmez'e geçiyorsun. Ceviz altından buraya geliyorsun. Ya burası şu anda Seferihisar'a bağlı. Ürkmez mahallesinde yani. Tabii Ürkmez'e geçiyorsun. Ürkmez geçiyor. Evet, ama burada Seferihisar'a bağlı olduğu için belediyelik Seferihisar. Tek belediye olduğu için. Daha önce Seferihisar'dan Ürkmez ayrıydı. Birleştiği için tek belediye. Buradan Büyükşehir Belediyesi'nden ya da büyüklerden istediğiniz bir şey var mı bu sit alanıyla ilgili olarak? Yani buraya bir şeyler yapmak istiyor musun? Vallahi mümkünse gelip baksınlar. Yarın için arkeoloji gelip baksın da 4 tane taş kalmış. Başka da bir şey yok. Onu bir çözsünler yani. Bir sit alanı çıksın, bir tesis kurulsun, bir şey yapılsın buraya yani. Aziz Kocaoğlu ilgilenir herhalde bununla diyorum ben. Vallahi kaç yıldır ben hiç görmedim bir tanesi buraya geldi. Yiğitlilerden bir tanesi. O zaman ben buradan sesleniyorum. Sadece Binanı Yıldırım Bey geldi.
O zaman belediye başkanı adayken kazansaydı bu daha bir modern olmuştu. Yani şu anda bir tesis kurulmuştu buraya. Evet. Sayın Aziz Kocaoğlu, ben başkanıma sesleniyorum buradan. Sayın Aziz Kocaoğlu, lütfen bu Ürpez'deki Karakoç kaplıcalarına bir uğrayın. Kemal Bey'in bir çayını, kahvesini için ve çevreyi şöyle bir gezin. Eminim siz buraya bir şeyler yapacaksınız. Burayı topluma böyle güzel bir şekilde sunacağınıza eminim. 70 dönümlük bir arazi atar durumda yani şu anda. Bakın içeride 60 derecelik sıcak su var, doğal kaynak suyu ve vücudun bir sürü kireçlenmeye, eklem ağrılarına, bütün ekseme falan her şeyi iyi gelen bir su ve şu anda faydalanılmıyor Sayın Başkanım. Lütfen bir gelin Kemal Bey'in bir çayını için etrafı bir gezin. Eminim ki hayal gücünüz genişleyecektir efendim. Yani ekran bitmiyor. Şu gördüğün dağ tarafında komple sıcak su. Valili orada bir sera yapıldı. Artık daha Gombas'ın zamanında 7 tane kuyu vuruldu. Seferihisar Belediye Başkanı kuyu vuruldu. Sözde hani seçim mana şeyinde kapıca su götüreceğim diye. Sıcak su götürdüm. Şöyle bir şey olabilir mi? Rant olabilir mi? İleriye dönük yatırımlar olabilir mi efendim? Ona bir şey diyemiyorum. Bilmiyorum. Onların bilgilerinden bir şey diyemiyorum. Yani. Ondan dolayı. Çünkü bir sondaj yapmak basit değil. Dünya kadar para harcanıyor. Tabii ki yani. Sondaj yapılıp merkeze ulaşıp sıcak suyu kazandıktan yani, sonra kör topa vurup terk ediliyor. Seferihisar Belediye Başkanı birkaç tane kuyu vurdu. Bir iki tane mi? Üç tane mi kuyu vurdu yani. Gerçekten çalışma şeyinde çok güzel. Kendisi de güzel bir insan. Belediye Başkanı. Ama maalesef ihracat yok. Yani bir şey yok. Bir şey yok. Yani bu şekilde yani duracak yok. Yani. O Romalılar döneminden kalma dört tane duvar yüzünden burası yani sit alanı. Burada dört tane duvar var işte. Bakın orada dört tane duvar gözüküyor. Ondan dolayı bu arada. Ama ben ona baktım. Tarihi eserlikten çıkmış artık. Yığma bir taş yığında şey yok. Dört tane duvar var ya. Dört tane duvar üstünde kalmış. Başka bir tarih yok yani. Tarih evet. Olarak yok. Sayın seyirciler, Ahmet Bey'in yolunda Klaros antik kentini gezdim ben. Orada gerçekten bak çok antik şeyler vardı yani kazmışlar hepsini yeryüzüne çıkarmışlar. Gerçekten orası antik olarak tarihi eseri site olarak var. Ama burada sadece 4 tane duvar var yanında hiçbir şey yok. Bakın burada arıtma getirdi koydular turizm alanıydı burası. Sözde otellerin projesi var hepsinde projesi var. Getirdi arıtmayı koydular tarımı öldürdüler burada. Olay bitti. Arıtma burada mı şimdi? Tabii az ileride gördüm. Arıtma. 100 metre ileride arıtma var. Ama otel falan hepsi kaldı mı şimdi? Bitti olayı. Projeler hep öldü. Otel dediğiniz yani, termal türünde mi yapılacak? Termal olarak, turizm olarak burası proje bile dahil var otellerin şeyinde. Ama maalesef arıtmayı getirip buraya koydular, öldürdü. Tarmayı öldürdü burada. Ne otel ne tarımla hiçbir kalmadı burada. Peki siz Sayın Aziz Kocaoğlu'ndan yani, istekleriniz var mı efendim? Vallahi benim tek istediğim buraya yol açsın, buraya bir el atsın yani. Evet. Bir çalışma yapsınlar yani. Siz sadece Karakoç demem, sahipliği olabilir. Bunun sahibi, bunun tapuluyor bir şeydi ama diğer tarafı el atsınlar en azından. Bir Seferihisar'a yardım etsin, Seferihisar götürsün yani. Güzel bakşaya doğru. Yetiyor yani. 6-7 tane kuyu var yani. Kuyuyla çürüdü yani, yazık günah. Yani bu sıcak su bütün İzmir'e yeter diyorsun. Yeter çok bile bu. Çok bile. Ama şu anda... Buradan götürecek, Menderes'ten buradan götürecek, Narıdere'den, güzel bakşadan. Evlerin ısınmasında yani, faydası tabii, olur. Yani kuyu vurdukça, derin vurdukça su sıcak. Şu anda 100 derece falan üzerinde su var orada. 95 derece su var orada. Valli vurmuş orada. Anladım. Efendim bizi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Size sağ olun abi. Sağ olun, İyi var olun. Varsa. Size hayırlı işler diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim sizin için. Evet sayın seyirciler. İnşallah yetkiler el atarlar. İnşallah efendim. İnşallah. Ben... Valilik burada bir sera yapılmış ama geçen bir valilikten geldi buraya, onlar da konuştuk. Açılışı vardı ama açılış yaptı yapmadı bilmiyorum. Gerçi gelin diye açılışa falan gelin diye sera yapacağız. Daha güzel bir tesis yapacağız orada ama artık bilmiyorum. İnşallah. İzmir Valiliği yaptı yapmadı onu bilmiyorum. Daha gidip görmedik daha doğrusu. İnşallah efendim. Teşekkür ederim. Yani bu civar komple sıcak su. Daha Doğan Bey'e kadar komple sıcak su. Ve öyle bir ilginç bir yer yani, ki bir yerde sıcak su bir tarafta deniz birbirine deniz, çok yakın. Denizden su çıkıyor sıcak su var. Burada Doğan Bey'in altında denizden sıcak su çıkıyor. Mağara var. Oraya gittim görüntüledim. Kuşadası'ndan gemiler hepsi evet, oraya tur düzenliyor. Gemiler tur getiriyorlar oraya. Buranın suyu oraya gidiyor işte. Kaynak su oradan tabii, patlıyor. Tabii buradan, buradan denizin altında, denizin altından direkt denizden akıyor. Ama günah yani. Çok teşekkür ederim. İleride herhangi bir sorun olursa tekrar arayın bizi geliriz efendim. Evet
sayın seyirciler, şu anda Karakoç kaplıcalarındayız. Biraz önce Kemal Bey ile röportajımızı izlediniz. Şu anda kaplıcalara gelen bir misafirle birlikteyiz. Önce onu tanıyalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Afyon Sincanlı Ahmet Paşa'dan Hasan Hüseyin Epik. Afyon Karahisar biliyorsunuz kaplıcaların kaynağıdır. Fakat yıllardan beri duyduğumuz bu Karakoç kaplıcalarının önemini de çok iyi biliyoruz. Evet. Çünkü sağlık bakımından kemik erimelerine olsun, işte iltihaplanmalara olsun, birçok çeşitli... En büyük özelliği de egzamalar var ya, egzama. Evet, egzamalara geldiğini biliyoruz. Ününü, namını duyuyoruz. Fakat geldiğimde şu anda buranın bir harabeden başka hiçbir şeye benzemediğini gördüm ve üzülüyorum bu duruma. Efendim, bunu araştırmasını yapıyoruz. Buranın bir sit alanı olduğunu öğrendik. Ondan sonra buraya bir çivi çakma dahi izinleri yok. Efendim, sit alanı olsun ama bu şekilde mi olsun? Şuraya hangi bir yabancı turisti getirip de benim burası şifalı suyum diyebilirsiniz? Ne, hangi bir yere sokabilirsiniz? Hangi bir odada ağırlayabilirsiniz? Çayı var mı? Yemeği var mı? Odaları var mı? Soyunma yerleri var mı? Yılandan, böcekten geçilmiyor ya. Böyle sit alanıysa tertemiz olmalı, bakımlı olmalı. Yani insan buraya vücudundaki o yorgunluğu atmalı, hastalığı varsa onları atmalı, şifa bulmalı. Peki buradan başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ona ne söylemek istersiniz? Vallahi sayın başkanımı çok iyi yakından tanıyorum. Daha önce ziyaretlerinde de bulundum. Ben Bayraklı'da, Alparslan Mahallesi'nde de oturuyorum. Bazı şeylere çok önem veriyor ama sayın başkanımdan bu tesislere gerekli önemi göstermesini istirham ediyorum ben. Gelsin görsün buranın halini. Bir vatandaş olarak ben üzülüyorum yani. İzmir'e bu kadar yakın bir yerde 74 milyonluk bir arazi, mükemmel bir arazi turizme kazandırılabilir. Evet, mutlaka kazandırır. Buranın şu özelliği de var. Türkiye'nin bir ucundan denize yazlık tatiline gelen kişiler var ya, Karakoç kaplıcaları dedi mi nerede orası diyor. Ama geldiği zaman geri dönüp gidiyorlar. Yani bu denizle de irtibatı var. Yaz sezonlarıyla da ilgisi var buranın. Bu kadar su boşa gidiyor. Versin, seralara versin, seralar yapılsın buralara. Kışın her türlü meyve, sebze yetişsin. Boşa gidiyor. Hep deniz akıyor. Yani çok kötü, içler acısı bir şey gerçekten. Buraya mükemmel bir otel yapılabilir değil mi? Turizme kazandırılabilir. Evet. Ben şunu söylüyorum. Yani kısaca anlatayım. Bana burayı, ben bir emekliyim, maaşım var. Bana burayı yıllığına 50 milyara versinler. Bak, yıl 50 milyara versinler, ben burayı turizm cenneti haline getiririm. Bir emekli maaşımla. Artık ötesini siz düşünün, devletin yapacağı yatırımları siz düşünün. Yapabileceği şey. Aziz Kocaoğlu gerçekten çalışkan bir başkan. Evet. İzmir'e çok şeyler kazandırdı. Evet. Eminim ki burayı da görse, buranın halini görse, eminim ki bir şeyler yapacaktır. Mutlaka yapacaktır ve sayın başkanımın görmesini istiyorum sayın başkanım. Beni Epik olarak tanıdınız daha önce. Sayın başkanım, gerçekten şu sulara üzülüyorum yani, sıcak sulara, şifalı sulara. Gelenler girmeden geri gidiyor. Yani bakın, görün, görmenizi tavsiye ederim. Bak, yolu yapmışsınız, ana yol, belediye arabamız işliyor. Belediye arabası çalışıyor, 829 evet. numaralı araba hemen tam önünde duruyor. Önünde duruyor, dibinde yani. Durakları da var ama sizler de gelin bu araba yeri görün. Biraz yatırım olursa çok çok değerlenecek bu civarlar. Evet. Gerçekten. Açıklamalar için çok teşekkür ediyorum efendim. Rica ederim. Bu imkanı verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. Ve bütün bu civara gelecek kişilerin Karakoç kaplıcaları, kavşağı dedim, adam kaplıcalar nerede diyor. Yani herkesin gelebileceği bir hale dönüştürmesinde istirham ediyoruz. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Peki, hoş geldiniz efendim. Bulduk. Adım Ender Kaçar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet etmekteyim 23 seneden beri. Burada yakında bu bölgeyi tam olarak dayım olan bir şahısla ziyaretlerine geldim. Bu bölgede işte şifalı sular diye Karakoç neydi bunun? Karakoç, evet Karakoç. Karakoç bölgesine geldik. Yer bölge çok güzel ama hiç yani bakımı olmayan köfne bir yerle karşılaştık.
Yani Türkiye'mizin güzel bir ilinde, güzel bir yerinde, böyle bir yerin iç açıcı olmayışı insanları üzme durumunda olan bir bölge gibi gördüm. Yani insanlar üzülür. Güzel bir bölge olsa, turizme kazandırılsa daha iyi olur diye düşüncesindeyim. Tabii bunlara da bu düşünceleri ve böyle bir tesisin kurulması da kolay bir şey değil ama büyüklerimizin böyle şeylere el atması uygun olacağını düşünüyorum. Yani daha güzel hale getirilebilir yani burası. Kesinlikle daha güzel hale getirilebilir. Bölgemiz güzel, suları şifalı, boş akıyor. Yani iç açıcı değil kısacası. Yani turizme kazandırılsa güzel bir şey olur. Yani size şunu soracağım efendim. Buyurun. Böyle bir arazi, evet. Böyle bir sıcak su kaynağı, evet. Kıbrıs'ta olsa ne olur efendim? Kıbrıs olsa bambaşka bir şey olur. Turizme kazandırır her şeyden evvel. Yani atılıyor, akıyor boşa, günah. Yani. Boşa akıyor. Boşa akıyor, evet. Günah. Yani. Halbuki yüzlerce insan var böyle yerleri arayan. Tabii mutlaka, kesinlikle. Yani biz niçin geldik buraya? Bir sene sonumuzu veya izinimizi burada kullanmaya geldik. Yeni yerler görelim. Başkalarına tavsiye edelim, gelsin görsünler. Turizme kazandırılması hem iç turizm hem dış turizm. Evet. İyi olur. Ya arazi büyük, arazi çok büyük, yani çok büyük. Sit alanı olması, boş alanların çivi çakılmasını nasıl engelliyor hala da çözmüş değil. İşte bunu hükümetlerimiz çözecektir, bunu kesinlikle. Mutlaka hükümet. Yani onun dışında şahısın olabilir burası ama sit alanı olduğu için bir yatırım kimse yapamıyor buraya. Evet. Ve belediye otobüsü de tam önünde geliyor, tam önünde de otobüs duruyor. Yolun altı çok güzel bir yer. Yani İzmir'den kent kartı basan, evet, birisi buraya gelebilecek. Rahatlıkla, rahatlıkla. Ama gelip de bu hali görünce terk eder gider. Terk ediyor. Biz de terk ediyoruz. Daha gördük. Gidiyoruz. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Silifke üzerinden geldim buraya kadar. Yerlerimiz güzel. Türkiye'miz cennet. Ama böyle yerlerin el atılıp düzenli bir şekilde yapılıp turizme sunulması daha uygun olması, evet, lazım. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Başarılar, hayırlı işler efendim. Mukabil iyi günler diyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Programımız devam edecek. Bizden ayrılmıyorsunuz. İçimde övmedikler çok bir kötü olmaz. Erol olmayacağım yani. Erol tabii kötü bir karakter. Canlandırıyor aslında ama çok güzel yürekli, evet, bir karakter. Ben çok sevilen bir insan. Ne kadar filmde. Her yürekli bir insanımız var. Siz tanıyabilir miyim?